Meral Akşener'in partisi diye konuşmaktaydı kamuoyu. O günlerde toplumda karşılığı var ama hikayeleri ne? Bir görelim, yorumu dillendiriliyordu. Şimdi Meral Akşener'in partisi İyi Parti olarak kamuoyunun karşısına çıktı. Toplumda karşılığı var yorumu hala geçerliliğini koruyor, hala bu türlü yorumlar yapılıyor. Hikayeleri konusundaysa en azından kuruluş toplantısı, Meral Akşener'in konuşması, kurucu kadro ve parti programı ipuçları verebilir. İlk konumuz siyasi iklimin değişmesi iddiasıyla kolları sıvayan Akşener ve kadrosunun bugünden görünümü ve siyasete etkisi. İstifaları istenen belediye başkanları hala gündemde. İkinci konu da budur. Zaman kalırsa diğer gündem maddelerine de bakacağız. İyi akşamlar. Yakın plana hoş geldiniz. Hukukçu Ersan Şen, gazeteci Süleyman Özışık ve araştırmacı Hilmi Daşdemir ki Hilmi Bey Ankara'da konuklarımız. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Yine yalnız konuğumuzdan başlayacağız. Ankara'dan. Hilmi Daşdemir merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi Parti konusu nereden başlasak ama isminden bile başlamak mümkün olabilir. Çünkü değişik bir isim. İçerisinde herhangi bir ideolojiye yönelik çağrışım yok. Onun dışında son derece kısa ve alışılmadık bir isim. Amblem. Hadi buradan bir yola çıkalım. Yavaş yavaş isterseniz siz isterseniz ben sorularımla sizi ve diğer konukları açmak isterim. Buyurun. Tabii memnuniyetle. Şimdi aslına bakarsanız İyi Parti'nin şu an yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisine bir gönderme olarak başladığını, oradan İyi ve Kayı'nın damgasıyla bir ilişki kurulmak istediğini söyleyebiliriz. Bu özellikle Diriliş Ertuğrul'un izleyici kitlesinde daha çok milliyetçi muhafazakar kesimleri oluşturuyor. Oraya bir gönderme olarak bir yerden başladıklarını söyleyebiliriz. Diğer taraftan ambleme baktığımız zaman amblem de logoda geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır kampanyasında kullandığı güneşe birazcık da efendim işte AK Parti'nin ampulü var, bizim güneşimiz var, bitmeyen enerji göndermesi olabilir. Bunları çağrıştırdığını ilk önce söyleyebiliriz. Başlangıç olarak listelere baktığımız zaman aslına bakarsanız listeler sır gibi saklanıyordu. Hatta kurucu olarak davet ettikleri birçok isme de parti programı nedir, tüzüğü nedir, buna ilişkin herhangi bir şey söylemeden gel bizimle ol gibi davetler falan oluyordu. Ancak parti programını bilmeyen, başka kimlerin olduğunu, başka hangi önemli isimlerin olduğunu bilmeyen eski DYP geleneğinden, ANAP geleneğinden gelen isimlerin de katılmakta çekinceli davrandığını ve şu anki süreçte de bu çekincelerinin devam edip biraz bekle gör politikası izlediklerini söylemek mümkün ama ilk başlangıç için çok böyle yaklaşık 21 ay oldu sanırım bu yola çıkalı o ekibin 21 aylık süreç içerisinde çok daha ihtişamlı bir şey bekliyordum. Kalabalıklı salon konuşma fena değildi ancak bana göre çok bekleneni vermedi diyebilirim. Hilmi Bey, peki başlangıçta söylemiştim. Karşılığı var mı bir araştırmacı olarak da buna ne dersiniz? Kamuoyunda, toplumda, seçmen nezdinde? Karşılığı tabii ki biz bir araştırma daha önceden yapmıştık. Yapmış olduğumuz araştırmada durum şöyleydi. Yani partinin ismi, partinin gerçekten kurulacak mı, kurulmayacak mı bunlar çok belli olmadığı için yeni bir partiye ihtiyaç var mı diye sormuştuk ve bu yeni bir partiye ihtiyaç var diyenlerin oranı %27.8 çıkmıştı. %27.8 içerisinde de Meral Akşener diyenlerin oranı %38 idi. Bunun dışında Abdullah Gül diyenler var %7.7, Muharrem İnce diyenler var, Metin Feyzoğlu diyenler var. Bu tür isimler dillendirenler var. Ancak Meral Akşener çok gündemde olduğu için onun ismi haliyle biraz daha öne çıkmıştı. Peki
Meral Akşener'in ismini daha çok kimler söylüyordu buna bakacak olursak? Meral Akşener'in ismini söyleyenler kadınlar %45 civarında. Bu %28 içerisindeki %45'i kastediyorum tabii ki. Biraz daha işte 45-54 yaş arasındaki insanların %45'ler civarında olduğunu, lise mezunu olanların %45'ler civarında olduğunu dikkat çekici olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Onun dışında partiler olarak baktığımız zaman Meral Akşener'in ismini kimlerin söylediğine, işte AK Partililer içerisinde %11 civarında bir desteği var idi. Şeyler arasında desteği derken yeni partiye ihtiyaç olanların oranı %11'di pardon. CHP'liler arasında yeni partiye ihtiyaç var diyenlerin oranı %39, MHP'de %30, HDP'de %32.7, diğer %66 ve kararsız %45 gibi gözüküyor. Parti olarak bakıldığı zaman da AK Partililer içerisinde Meral Akşener diyenlerin oranı 9.7, %11'in 9.7'si yani. CHP'liler arasında 38.8, MHP'liler arasında %46, HDP'liler arasında %38, diğer diyenlerin arasında 62.5 ve kararsızlar arasında da %44 gibi bir oran gözüküyor. Ki buradan %10'lar civarında bir orana tekabül ediyor %38'lik bir oran. %10'lar civarındaki bir oranın normalde bir seçim satım haline girildikten sonra parti tüzüğü, parti amblemi, partinin kurucuları, ekibi, kadrosu belli olduktan sonraki hali nasıl olacak? Bunu önümüzdeki günlerde birazcık içselleştirildikten, birazcık izlendikten sonra bir şey söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama şeye çıkmadan, sahneye çıkmadan önceki görüntü, fotoğraf bu şekilde diyebiliriz. Çok teşekkürler. Tekrar geleceğiz size. Ersan Hocam, böyle çok genel, biraz afaki başladık ama ayrıntılara da gireceğiz. Programa baktım ben bugün. Oradan da sorular çıkabilir. Öylesine bir metin var orada ama ilk izlenimleriniz, Hilmi Bey diyor ki daha etkili bir giriş beklerdim. Netice itibariyle bu partinin kuruluşu uzun süredir bekleniyor. Tabii temsili demokraside bu tip partiler, özellikle Türkiye çok siyasi parti tüketen, kalıcı partisini uzun süre koruyamayan bir memleket. Böyle bir istek, böyle bir en azından altyapı oluşmuş durumda. Belki o beklentiyi yüksek tutup denildiği anlamda daha ihtişamlı bir açıklama, parti programı bekleniyor olabilir ama dediğim gibi bekleyip görmek lazım. Yani birdenbire olumlu veya olumsuz konuşmak. Ben çünkü ne ihtişamlı kurulan partilerin maalesef seçim dönemlerinde beklenen etkiyi ve sonucu yapmadığını, geçmişte bunun örnekleri var. Hatta birleşmelerle ortaya çıkan partilerde. Bizim için tabii şu anda önümüzde veri, partinin başkanının temsil eden kişiliğinin açıklamaları ve parti programı. O parti programında da elimde olan metin demokrasi ve hukuk, temel hak ve özgürlükler bölümü kısmı. Yani adalet bölümüyle ilgili. Tabii burada benim beklentim, belki parti tüzüğünde veya ayrıntılandırıldığında göreceğiz. Çok genel geçer sözler bunlar. Ve bunların nasıl yapılacağı, plan proje üretimi konusunda en azından bir hukuka girişin ötesinde beklentilerin olduğu, çünkü böyle bir beklentiyle, yüksek beklentiyle başladığınızda görmeniz gerekiyor. Net olarak şu söyleniyor. Efendim işte biz devletin gücünün bir kişide toplanmasını, grupta toplanmasını önleyeceğiz. Parlamenter sisteme bir yıl evet, onu da içinde belirleyen yani tek adamlık denilen buna izin vermeyeceğiz. Bu konuda kuvvetler ayrılığı ilkesini genel tespitleri ortaya koymak suretiyle bunu nasıl yapacakları konusunda öngörü yok ama herhalde bir anayasa değişikliğiyle bunun olabilmesi mümkün. Tabii onu elde edebilecek işte çoğunluğu, anayasa gücünü kazanmanız lazım. Bunu ön plana koymak suretiyle bu açıklamalar ışığında adil yani dürüst yargılanma hakkının
sağlanmasından, efendim işte hakim cumhuriyet savcılarının liyakatla alınmasından mesleklerine. Bunun dışında bunlar önemli. Fakat bunların nasıl yapılacağı konusunda henüz bir önermeyi, çözümü görmüyorum. En olumlu gördüğüm, onu söyleyeyim size ve tekrar başa dönüp, Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı adli kolluk teşkilatlarının delillerin toplanması ve değerlendirilmesinde kurulacağını ifade etmeleri, hatta yolsuzlukla mücadele kurulunun da önüne geçerek bir somut önerme şeklinde ben bunu gördüm. Ama tekrar söylüyorum, adli kolluk ki yani hemen hemen bütün partilerin konuşulur, hep vardır programlarında bu istek da vardır. Ama hakim teminatları konusunda efendim işte olağanüstü halle ilgili bazı ibareler, ifadeler var ama olağanüstü halde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle alakalı belki zaman olduğu için, çünkü kısa zamanda bu partinin kurulup etkinlik kazanıp iktidara gelebilmesi en azından zaman açısından önümüzde seçim dönemlerini düşündüğümüzde mümkün gözükmüyor. Mesela Anayasa Mahkemesi ile ilgili nedir bir plan, program? Daha güçlendirmek mi istiyorlar? Mesela anayasa değişikliklerini denetleme konusunda Anayasa Mahkemesi'nin acaba esasla ilgili denetim yapabilmesinin önünü açmak mı istiyorlar? Örneğin terörle mücadele kanunu konusunda, yasal boşluklar konusunda ne düşünüyor? Mesela basın hürriyetine vurgu yapılırken ifade hürriyeti ve hakaret suçları ile ilgili daralan o hürriyet alanını genişletmek noktasında ne tür bir ifadeleri var. Plan. O da Avrupa, bir tamamen Avrupa Birliği standartlarında şimdi olacak. Şimdi ben oraya geleceğim. Ben olsaydım yerlerinde adalet bölümüyle ilgili Avrupa Konseyi'nin anayasayla ilgili danışma organı olan Venedik kriterlerinin en azından hukukun üstünlüğüyle ilgili 6 başlıkta olup Türkiye Cumhuriyeti'nin de hedeflediği, çünkü bizim o kriterleri sağlama hedefimiz var. Bazılarında arızalar var. Bu arızaların ne olduğu Avrupa'da Venedik Komisyonu raporlarıyla değil, zaten kriterler olarak hukukun üstünlüğü, bizde hukuk devleti ilkesi olarak gördüğümüz o önermelerini alıp da ortaya koyup takdim etseler daha derli toplu, daha somutlaşmış bir programdan bahsetmek mümkün olabilirdi. Mesela yine bir hususu ifade edeyim. Kadınların korunması konusunda, çocukların korunması konusunda hakikaten devam eden, çünkü bu nevi suçların önlenmesiyle ilgili. Mesela suçların önlenmesiyle ilgili kanun çıkaracağız diyor ama suçların önlenmesiyle ilgili kanun çıkardığında hak ve hürriyet alanlarını daraltıyorsun. Hı. Yani bunun somutlaştırılması nasıl olacak? Mesela tutuk evlerini kurma hedefleri var mı? Çünkü şu anda tutuklular kapalı cezaevlerinde, ceza infaz kurumlarında kalabiliyorlar. Evet. Yani bu gibi noktalarda eğer vakit olsa mesela şunu söyleyeceğim. Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu ayırmak mı istiyorsunuz? Yapısı değişecektir diyorlar. O yapının değişmesi nasıl olacak? Ha, bu şuysa, yani siyasetten gelen belki benden daha tecrübeli bilgidir. Ha, bu genel bir programdır. Biz genel önermelerimizi bu programda ortaya koyduk. Bunların ayrıntılandırılmasını yapacağız diyorlarsa benim yine eleştirim, biraz önce söylediğim Venedik Komisyonu raporlarının hedeflendiği daha derli toplu bir programın ortaya koyulması. Ayrıntılara geliriz. Ben bazı notlar aldım hukuk adalet bölümünden. Sağ olun. Süleyman Özışık'la devam edersek adından bile başlayabiliriz. Ne, epey notun var önünde Süleyman. Şimdiye kadar konuşulan. Evet. Şimdi her partinin siyasi hayata atılmaya hazırlanan her partinin bir güçlü hikayesinin olması lazım. Son dönemin en güçlü figürlerinden biri Recep Tayyip Erdoğan siyaset sahnesine çıktığında en büyük avantajı çok güçlü bir hikayesinin olmasıydı. Bir şiir nedeniyle hapse atılmıştı. 28 Şubat dönemi yaşanmıştı. Başörtüsü yasağı vardı. Daha sonra siyasi hayata atıldığında... Belediye başkanlığı dönemindeki tabii, çıkışları, tartışmalara katılışı, oradaki üslubu hepsi vardı. Tayyip Bey'in bütün siyasi hayatı aslında bir hikaye. Başlı başına bir hikaye. Daha sonra siyasi hayata atıldıktan sonra partinin kapatılması davasından tutun da postmodern E-Muhtıra'dan, işte Gezi'den, 17-25 Aralık'tan ve
en son 15 Temmuz'a varıncaya kadar hep bir hikaye üzerine gitti. Sayın Meral Akşener'in partisi ülkeye hayırlı olsun. İnşallah iyi hizmetleri olur diyelim bir temenni olarak ama benim bugün izlediğim ve uzun zamandır takip ettiğim asıl sıkıntı Meral Akşener'in, daha doğrusu İyi Parti'nin bir hikayesi yok. Meral Akşener'in var diyemez miyiz? Yani ne mesela? İşte Doğru Yol Partisi geçmişi, 28 Şubat'taki duruşu, MHP ile ayrı düşmesi vesaire. Eski bir siyasetçi. Yani bütün bunları bu çatı altına koyabiliriz. Eski İçişleri Bakanı iyi bir siyasetçi ama partiden partiye de savrulan bir siyasetçi. Bunu da unutmamak lazım. İşte Çiller'le birlikte anavatan geçmişi var mıydı bilmiyorum. Ben de birden gözümün önüne getiremem ama ilk kamuoyunun karşısına çıkışı, evet, Çiller, bakan olup. Evet. Daha sonra AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti ile temaslarda bulunup olmayınca, bir rivayete göre kabul edilmeyince MHP kapısına giden, MHP'de de işte çeşitli sıkıntılardan dolayı, ki Sayın Bahçeli'nin deyimiyle FETÖ ile iltisaklı olduğu için, Sayın Bahçeli bunu söylediği için söylüyorum, daha sonra kendi partisini kurması. Bunun dışında bir hikaye yok. Bu bir. İkincisi, bugün dikkat ettim, parti logosunun önündeki partililer hangi işareti yapacağını bilmiyor. Genel itibariyle bazıları bozkurt işareti yapıyor, bazıları başka bir işaret yapıyor. MHP'den gelenler de var elbette. Şimdi bu toplumda şöyle bir intiba bırakır. MHP varsa çakma partiye ne gerek var gibi bir şey bırakır. Üçüncüsü, bir logo ve kayı bayrağını andıran bir şey var. Ben bugün bazı sosyal medya üzerinden bazı arkadaşlar da bana göndermiş. Hakikaten birebir diyebileceğimiz bir benzerlik var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir logosu var. Evet, gazetelerde. Antalya için iyi olacak diye. Güneş ve logo ile slogan birbirinin aynısı. Yani ilk etapta baktığımda Allah Allah, Antalya Belediyesi'nin bir hizmeti mi var intibası da uyandıracak bir şey. Bu kadar uzun dönemde hazırlık yapılıp bu kadar sıkıntılı bir doğuş aslında hiç kimse beklemiyordu. Daha iddialı bir giriş bekleniyordu. Malum bir deyim vardı, nasıl başlarsanız öyle gider. İnşallah bu sıkıntıları bir an önce atlatırlar. Bir başka sıkıntı, Sayın Meral Akşener'in partisindeki bazı isimlerin sıkıntılı olduğu daha ilk günden itibaren konuşulmaya başlandı. Örnek vereyim, bugün internet gazetelerinde, sosyal medyada ciddi anlamda tartışıldı. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesinde veya şehit olmasında ihmali bulunan ve hala şüpheli olarak adı geçen birinin partide kurucular arasında yer alması bir sıkıntı. Meral Akşener'in bir avantajı, bir de dezavantajı var. Avantajı kadın olması, iddialı bir kişi olması, siyasete yeni bir renk getireceğinin sinyallerini vermesi avantajları. Buna şu avantajları da ekleyebiliriz. Son dönemde Türkiye'de neredeyse AK Parti tabanındakiler bile adalette bazı sıkıntılar yaşandığını dillendirmeye başladı. Böyle sıkıntılı bir dönemde Meral Akşener'in ortaya çıkması elbette iyi ama Meral Akşener'in bir dezavantajı var. Bu benim sözüm değil. Ben yayından önce de sizinle konuştum. Şehir şehir dolaşan birisiyim. Ayda neredeyse 8-10 tane şehir dolaşıyorum. Bugüne kadar Meral Akşener'le ilgili bana en çok sorulan soru şu oldu. 15 Temmuz darbesinden önce meydan meydan dolaşırken yurtta sulh, cihanda sulh sözünü niye bu kadar kullandı? Bunu hala topluma açıklamalı. Yani bu anlamda toplumun zihninde bir soru işareti var. Meral Akşener'in yeni partisiyle siyaset hayatına yeni bir soluk getirmeden önce toplumun kafasındaki bu soru işaretini muhakkak gidermesi lazım. Yoksa bu İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in sırtında bir kambur olarak kalmaya devam edecek. Bir başka sıkıntı da şu diyeyim ve sözü teslim edeyim. CHP'den Meral Akşener'in partisine katılan milletvekilleri oldu. Ama bugün Sayın Meral Akşener
neredeyse bütün konuşmasını AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan üzerine kurdu. Hatta bir diktatör iması bile yaptı. Bir ikinci milli şef döneminden bahsetti, evet. Ki CHP'ye vurdu burada. MHP'ye zaten vuruyor, AK Parti'ye zaten vuruyor. Yani böyle vurarak başka partilerin seçmenini ikna edemezsiniz. Bir siyaset hırsı, zekayı ne kadar götürüyor, ne kadar alıyor onu bilmiyorum ama onlar bu ülkeye hizmet etti. Ben daha iyisini yapacağıma eminim. Bunda iddialıyım demek bence böyle bir partiye yeni seçmen kitlesi getirir. O da enteresan. Aslında Atatürk'ten itibaren sayarken İnönü'yü de söyledi. Hem yani. İnönü hem Milli Şef dönemi. Yani bir tezattı. Ben bu kadar iddialı hazırlanan... Hayırla yağdı derken iyi kastediyorum ama ondan sonra da Milli Şef dönemi. Tabii dedi. Yani çökmek üzere dedi ve... Tayyip Erdoğan'ı bu ülkede diktatör diyerek kazanamazsınız. Tayyip Erdoğan'ın çevresinde kümelenmiş, Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapan, cumhurbaşkanı yapan ama cumhurbaşkanı kalması için de canını ortaya koyan bir kitle var. Onları bu tür söylemlerle Tayyip Erdoğan'dan koparamazsınız. Peki. Süleyman Özışık'ın da madde madde benim de not aldığım eleştirilerinden de yola çıkarak ve programa da biraz odaklanarak yeni partinin siyasete etkisini, diğer konuları ele almaya devam edeceğiz. Daha doğrusu İyi Parti'nin aradan sonra. Yakın planda devamla yeni kurulan siyasi parti, İyi Parti ile ilgili değerlendirmeleri almaya devam ediyoruz. Biraz daha ayrıntılara gideceğiz. Bu ayrıntılara girişte biraz önce Süleyman Özışık'ın eleştiri ağırlıklı madde madde saydığı konular içerisinde biri dikkat çekici. O da ideolojik kararsızlık, yani amblem önünde kurt, bozkurt işareti yapanları hatırlattı açılış toplantısında. Buradan biraz başlayabiliriz. Yine Hilmi Daşdemir'le tabii, yalnız olduğu için sürekli oradan başlamak istiyoruz. Hilmi Bey, ne dersiniz? Bu önemli mi? Yani partinin rengi konusunda bir izleniminiz var mı? Yoksa eski ANAP denemesi ile yeniden karşı karşıya mıyız? Yoksa ağır basan bir şey var mı, bir yapı? Aslında programa baktığımızda bazı ipuçları görüyoruz da daha sonra geleceğiz onlara. Fotoğraf aslına bakarsanız, fotoğraf söylem asıl şeyin bugünkü kurulan partiyle ilgili bize ipucu veriyor. Yani ağırlıklı olarak bir MHP'de siyaset dışında kalmış ekibin olduğunu, tabii ki orada milletvekillerini bunun dışında tutmak gerekir. O milletvekillerinin de siyasete Devlet Bahçeli ile birlikte girdikten sonra neden, yani ne oldu da bu kadar kısa bir siyasi tecrübeden sonra Meral Akşener'in yanında yer aldılar ya da neden muhalefeti tercih ettiler, o da ayrı bir soru işareti benim nazarımda. İdeolojik olarak bir şeyleri, duruşları var, çıkış noktaları. Ülkücü hareket buradaki asıl ateşleyicisinin ülkücüler, MHP'liler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak MHP tabanında ben bir süre sonra bir miktar daha kaybedeceğini söyleyebilirim. Yani bizim yaptığımız araştırmada MHP tabanından %30 civarında bir oy gitme potansiyeli var Meral Akşener'in partisine. Bu ileriki dönemde ne olur onu bilemem. Ancak benim tanıdığım, bizzat iletişim içerisinde olduğum arkadaşlarım, dostlarımdan bir kısmı şu an partinin kurucular kurulunda ama bir kısmı da şu anda beklemeyi tercih etmişler ya da tamamen yollarını ayırmışlar. Mesela çok ilginç bir isim var. Birkaç isimden bahsettiler Süleyman Bey, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı ile ilgili falan. Ancak partinin programını oluşturma noktasında da çok etkin olarak görev almış. Hatta Meral Akşener'in kahvecisi olarak lanse edilen bir isim var ki bu Vedat Taylan Yıldız isminde birisi. Daha önce Kardeş Türküler'de davulcu olarak çalmış bir isim. Dolayısıyla
kardeş türkülerden ülkücü kimliğiyle öne çıkan, daha doğrusu ülkücülerin hareketi başlattığı bir parti içerisinde kendisine yer bulmuş olan bir ismin olmuş olması çok önemli. Diğer taraftan Türkiye Partisi olmayı hedefleyen, başkan olmayı, cumhurbaşkanı olmayı hedefleyen bir parti genel başkanının da Doğu Güneydoğu siyasetiyle ilgili sadece bir tek isim mi koymuş olması ve o koyduğu ismin de Doğu Güneydoğu siyasetinden uzak, tamamen son dönemde de şunu da unutmayalım. Feodal bağların gittikçe zayıfladığı, aşiret ya da feodal sistemin büyük ölçüde etkisini kaybettiği, daha doğrusu ailelerin isimlerinin çok belirgin oy verme davranışında belirgin olmadığını da altını çizerek söylemeliyim. Yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor. İbrahim Cevher Cevheri dışında öne çıkan benim görebildiğim bir isim yok. Belki vardır ama Doğu Güneydoğu siyaseti biraz oldukça zayıf kalıyor. Şeydeki bu parti içerisindeki söylenen isimlerin bir kısmı milletvekilleri var. Ancak başından beri 6 aydır söylenilen işte bir grup kurulacak. 20-30 milletvekili şu an hazır. İleriki günlerde bunları görebilecek miyiz onu bilemiyorum. Ama siyaset her şeyden öte memleket için yapılır. Memleketini çok seven, benim de tanıdığım birçok isim var içerisinde. İşte MHP'de daha önce siyaset yapmış, yapmayı denemiş Mesut Yılmaz, Nevzat Bor, Musavat Derişoğlu gibi isimler ilk önce dikkatimizi çeken isimler. Ayrıca bir de 15 Temmuz gazisi. 30 kişi buyurun dediniz, milletvekillerini mi kastediyorsunuz? O zaman bu grup demektir çünkü. Ya o, yani böyle bir iddiaları var. Buna ulaşabilirler mi, ulaşamazlar mı? Bunu bilemiyorum. Ancak bu milletvekillerde diğer kamuoyundaki bir dönem siyaset yapıp daha sonra siyaset dışında kalmış isimler nasıl bekleyip görmeyi tercih ediyorlarsa, o teklif götürdükleri milletvekilleri de bekleyip görmeyi tercih ediyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Yani dikkat çekici başka bir isimden bahsetmek istiyordum. Fatih Er Yılmaz isimli birisi, 15 Temmuz gazisi birisi var. O da dikkat çekici. Yani 15 Temmuz'la ilgili mücadele etmiş birisinin de parti kurucular kurulunda olmuş olması sevindirici bir durum. Aytun Çıray gibi Demokrat Parti geleneğinden gelen, en son CHP'de siyaset yaparken istifa etmiş bir isim var. Ancak yani dış politikada çok öne çıkan isimler yok. Özellikle tanınmamış isimleri tercih ettiklerini söylüyorlar, dillendiriyorlar. Ancak yani tabanla ilişkisinin çok güçlü olmadığı, efendim işte kendilerini nasıl anlatacaklarını çok iyi bilemediğimiz bir tutum var. Yani çok seveni olduğunu söyleyebilirim gittiğimiz yerlerde Meral Akşener'in. Sevenler, daha doğrusu sevenlerin ortak özelliği şu: AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından dolayı muhalif bir söylemin ya da bir liderin, aktörün ortaya çıkmış olma şeyinden, heyecandan kaynaklı olmuş olabilir. Böyle bir destek de var. Ancak bu desteklerin bir kısmını az önceki gözlemlerimden de bahsederek beklemeye geçtiğini söyleyebilirim. Sonuç itibariyle birçok noktada eksiklikleri var. Önümüzdeki siyaset geliştirme, siyaset üretme noktasında, işte çeliştikleri noktalarda nasıl davranacaklar, nasıl hareket edecekler, nasıl siyaset üretecekler, bunu bekleyip göreceğiz. Daha önümüzdeki uzun bir yolculuk var ama burada en temel belirleyicinin yine AK Parti'nin nasıl siyaset üreteceği olduğunu söyleyebiliriz. Yani CHP ve MHP'den ciddi bir geçişkenlik olabilmesi mümkün. Ancak CHP'nin ideolojik parti olması, MHP'nin ideolojik parti olması,
Yani sandığa gittiği zaman MHP'li seçmenin 3 ilal varken gidip başka bir ambleme elleri varıp oy verebilecekler mi? Çok emin değilim. Çünkü yani oradaki oy verme davranışlarının, MHP'de oki oy verme davranışlarının, evet belli bir oranda %2-3 civarında AK Parti'ye ya da CHP'ye geçişkenliği var MHP'nin, ancak bu durumda bunların bir kısmı gitmiş olsa da MHP'nin her halükarda ben %10 barajının üzerinde önümüzdeki seçimleri nihayetlendireceğini düşünüyorum. Bu durumda bu Meral Akşener'in kurmuş olduğu, onun ekibinin kurmuş olduğu, arkadaşlarıyla birlikte kurmuş olduğu parti nereden oy alacak, nereye gidecek? Bu önemli bir soru işareti. Bunu önümüzdeki günlerde yine göreceğiz sanırım. Evet. Bu arada ben hatırlatalım. %5 seçim barajı öngörüyorlar. Bir başka konu, siyasi partiler kanunu değiştireceğiz diyorlar. Yani lider sultası yolundaki eleştirileri en aza indireceğiz. Hatta orada %5'lik bir kontenjan, gerisi tamamen üyeler tarafından belirlenen milletvekilleri diyorlar. Ayrıca 100 kişiden oluşan Türkiye milletvekilliği getireceklerini söylüyorlar. Zaten şu anda Türkiye'nin gündeminde Oğuz Bey. Evet. Burada 30, yani hedefleri 30 milletvekili almak diyor. Onu aslında Hilmi Bey'e de sormak lazım. Türkiye'deki siyasi tarihe baktığımızda bu türlü transfer, milletvekili transferi vesaire pek iyi sonuç vermedi şimdiye kadar. Özellikle seçmen nezdinde. O da ayrı bir konu. Öyle bir hava var mı parlamentoda, meslektaş olarak sorayım? Aytun Bey'in geçişi böyle bir söylentiyi hızlandırdı. Dün de bir ciddi bir televizyon kanalında 11 CHP milletvekilinin geçeceği söyleniyordu. Umarım böyle bir şey olmaz. Yani geçmişe dönmeyiz, milletvekili transferiyle mecliste bir grup kuralım da hevesiyle böyle bir şey olmaz. Bu daha yolun başında çok büyük bir leke. 5 milletvekilleri var şimdi ki o doğal karşılanıyor. Zaten 15 milletvekili daha. Yani gönüllü olarak geçecek olanlar varsa bilemem. Ama eğer bir transfer olacaksa bu ciddi bir leke olur. Evet. Bir de yani şurada 1,5 yıl bir grup kursanız ne, kurmasanız ne. Önemli olan 2019 seçimlerde halkın önüne çıktığınızda halkın size ne vereceği. Evet. Daha önemli. Devam edeceğim Süleyman Özışık'la ama hocamla bu zamana kadar söylenenler konusunda bir diyeceğiniz var mı? Şimdi bir defa bazı gerçekleri görmek lazım. Çünkü biz vatandaşlar olarak sokaktayız, çalışma alanlarındayız. Böyle bir parti en azından lider beklentisi var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı özellikle siyasi partisiyle ilişki kurduktan sonra o figürünün daha da güçlenmesi karşısında rakibi olacak bir aday, bir namzet arıyor. Bunu şimdi konuşmak lazım. Kendisi de söylüyor. Yani öyle gözüküyor. Cumhurbaşkanı da istiyor. Böyle bir mi olur, iki mi olur artık neyse. Çünkü 4 siyasi parti var şu anda mecliste temsil edilen. Bunlardan birisinin genel başkanı, eş genel başkanı diyelim Suklu. Bir dönem acaba mı diye konuşuldu ama Türkiye Partisi olamadı. Elinde olmayan belki sebeplerle, bilemeyiz biz. Şu anda bu noktada şansını en azından mevcut durumda yitirmiş gözüküyor. Diğerleri konusunda halkın beklentisi var. Belki yeniliktir bu. Belki bir arayıştır. Belki farklı ve yönetebileceğine idariyi ele alıp en azından hükümet edebileceğine inandığı, arkasından gidebileceği birisini arıyor. Ha, bu noktada Süleyman Bey'in söylediği hikaye meselesi doğru. Hep bu konuşulur. Aramızda da konuşuruz. Hikayesi olması lazım. Lider olabilmek için, gidebilmek için. Örnek değil ama tutuklanmak, efendim mahkum olmak. Dünyada da vardır bunun örnekleri. Baktığınızda başka hikayeler. Hatta aramızda konuşurken ben dedim ki hikayesi olmayan çok lider veya lider namzedi geldi geçti. Evet ama onlar geldi geçti. Tabii fani dünya, hepimiz gelip geçeceğiz. Onda bir problem yok ama mutlaka bir hikaye arayışı gibi eğer görürsek bunu, tabii durup dururken... Yok, unsurlardan biriydi mutlaka. Yani unsurlardan birisi olur ama şu anda bir gerçek var. Bu gerçeği gözü kapatmamak lazım. Evet. O da şu,
Evet, toplumun bir kesimi, ne kadar kesimi olduğu konusunda ben sahada bulunup anket çalışması yapanlar gibi, nabzı tutanlar gibi yorum yapamam. Ama o gerçeklere gözünüzü kapatarak, yani güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Bir arayış var. Bu arayışa cevap eğer bu parti ve lideri olan olacak kişi olup olmadığı noktasında hangi partiden ne kadar oy alacak meselesi değerlendirilir. Merkez parti olma hedefindeyseniz bütün siyasi partilerin aldıkları seçmen kitlesine hitap etmeniz lazım. Elbette şimdi sadece 200 kişilik kurucular kurulundan hareketle yorum yapmak, efendim iyi demek, kötü demek, parti programından hareketle hemen değerlendirme yapıp bir sonuca varmak mümkün değil. Ben dikkat ederseniz ilk kısımda şunu söyledim. Ne anlaşanlı partilerin kuruluşu öyle beklendiği gibi, hedeflendiği gibi sonuçlanmadı. Yani bir zamana bakmak. Çünkü Türkiye lideri seviyor, öyle anlaşılıyor. Zaten siyasi partilerin temsil kısmında da bir hatırlarım bir gazetede veya dergide vardı. Bütün temsil edenleri siyasi partilerin, o siyasi partinin genel başkanı şeklinde takdim edilirdi. Parti içi demokrasi Türkiye'de maalesef zayıf işliyor. O bakımdan önemli bir cümleye işaret ettiniz, hemen onu ifade etmek isterim. Türkiye'de daha neyin ne olacağı da belli değil. Sistem değişikliğine gittik. Uyum kanunları yok ortada. Bizim sürekli tartıştığımız, Süleyman Bey'le de katıldığımız programlarda nasıl olacak? Siyasi partinin genel başkanı veya cumhurbaşkanı olacak kişinin siyasi partisiyle ilişkisi, üyelik dışında da yöneticilik mertebesine devam edecek mi? %5'e mi çekilecek seçim barajı? Çünkü cumhurbaşkanı adayı göstermede %5'lik baraj anayasada öngörüldü. Bu 100 bin imza meselesi ne olacak? Hangi 100 bin imza? Aday şekilde gösterme olayı. Evet, aynen. Bunların bir an önce 80 milyonluk toplumda çözümlenmesi lazım. Çünkü uyum kanunlarının anayasa değişiklikleri yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde bitirilmesi, çıkarılması gerektiği anayasanın değişikliğinin amir hükmü. Ve bunu şu anda AK Parti de bir başka siyasi partiye ihtiyacı olmaksızın yapabilecek kapasitede. En azından sayısal olarak öyle gözüküyor. Cumhurbaşkanı bu konuda çok çağrıda bulundu. Bu uyum yasalarını çıkarmamız lazım. Ama uyum kanunları konusunda elbette hep hedef mecliste bu tip temel kanunlarda bir birliğin sağlanması. Ama sağlanamadığı zaman, sağlanamıyorsa bu bir küskünlükle veya göz ardı etmekle çözülemez. Çünkü bizim bu sistemi, yeni sistemi millete anlatabilmemiz için hepimizin takip edebileceği kanunları görmemiz lazım. Benim önümde şu anda anayasa metni var. İnanın hangi hükmün yürürlüğe girdiğini, gireceğini bilemiyorum. Çünkü onu takip edebileceğim alt normları olan kanunları göremiyoruz. Bunları da kanun hükmünde kararnamelerle yapamayacağımıza göre, çünkü anayasa diyor ki bu uyum kanunlarını çıkaracaksın, kanun hükmünde kararnamelerle değil. Olağanüstü hal döneminden geçsek bile bunların meclis tarafından toplanıp bir an önce çıkarılması, en azından halka takdim edilmesi lazım. Şunu söylemek istiyorum. Bu siyasi parti hatasız başlangıç yapmak isteyebilir. Herkes, hepimiz bir işe başladığınızda onu yapma hedefiyle ortaya çıkarsınız. Ve bu ister istemez bir stres oluşturur. Yani neticede o rahatlamanın zamanla alışma dönemiyle birlikte sağlanabileceği mümkün. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Tabii Türkiye'de seçimin kazanılmasında 3 sıralama var. Birincisi ekonomi, ikincisi güvenlik, üçüncüsü adalet. Adalet karın doyurmadığı için maalesef son sıraya koymuş durumdayım. Ya bu tabii bunların hepsini zaman içinde o önermeleriyle göreceğiz. Çünkü Türkiye'nin hakikaten fevkalade olan meselesi ekonomi. Çünkü karın doymazsa kulaklar duymaz. Bu noktada ne önermeler olduğunu, neleri götürebileceğini bir iki şey söyleyeyim aslında ekonomi konusunda. Bir cümle söyleyebilir miyim müsaade ederseniz? Ne demek? O da şu, ama sistemi bilemiyor insanlar. Hakikaten neye oy vereceğini de bilemiyor insanlar. Evet. Yani bir belediye seçimleri var. Erken alınması anayasa gereği mümkün değil. Anayasa değişikliği olmadan. İlla ve mutlaka 2019'un Mart ayında yapılacak. Ama Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerinin erkene alınabilme ihtimali var. Bu noktayı evet siyasi strateji gereği ben de yarın bir gün beklemiyorum açıklanmasını. Ama diyorum ki en azından vatandaşa yeni anayasa değişikliklerinin ne şekilde hayata geçirileceği ve tatbik edileceği noktasında öngörülebilir, anlaşılabilir, erişilebilir kanunların bir an önce bu meclis tarafından çıkarılması gerektiği, bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu noktada da zannediyorum
Bu siyasi partide siz biraz önce söylediniz, ilgi alanıma girmiyor ama grup kurar mı, kurabilir mi, kurarsa ne olur? Zannediyorum grup kurma hedefinden ziyade, bu bir önerme yine, kimsenin alanına girmeden de, klasik bir siyasi parti şeklinde teşkilatlanırsa başarı ihtimalinde, ben bir başarısızlık olarak değerlendirmem, zorlanacaktır. Ama tabana inip de eğer platformlar, eğer gençlerle, kadınlarla, nüfusun değişik kesimleriyle, güneydoğusuyla, doğusuyla, eğer oralara inip de çalışmalar yapabilirse, toplantılar yapabilirse, tabela asmadan, dinleyebilirse, asmakla yetinmeyip, evet. Evet, yoksa klasik gençlik kollarınızı kurarsınız, efendim işte MKYK'nızı kurarsınız. Bu klasik parti anlayışının yenilik getirmeyeceğini, çünkü taban şunu bekliyor, diyor ki yeni ne? Şimdi o yeniyi sizin göstermeniz lazım. Neyle göstereceksiniz? Programınızla. Belki tüzüğünüzle. İşte ama bu çalışmalarınızla. Bu bir hikaye. Yani çalışmalarınızla. Yani belki işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ara yaptığı, devam edip etmeyeceğini bilmiyorum, Adalet Kurultayı. Başka bir takım çalışmalarla. Yeni bir partinin de kanaatimce bu tip çalışmaları değişik, enerjiyi arttıracak ve tabanla bir bağ kurmasını sağlayacak yukarıda bir takım figürlerden ibaret bir parti, klasik parti olmadığını ortaya koyabilmesi lazım ve mutlaka yeni yüzlere ihtiyaç, evet, var. Yani denenmişlerin denenmesinden öte o yeni yüzlerin de zaten ortaya çıkarılması lazım. Ekonomi demiştiniz. Şöyle bir baktım. Bir izlenim var ama ne kadar haklıyım tabii emin değilim. Karma ekonomiyi çağrıştıran bazı işaretler var ama yani tamamen böyle olacak demiyorlar. Ama ifade şu: ekonomik gelişme tamamen piyasaya bırakılmayacak. Devletin gerekli alanlarda temel ara mal üretiminde doğrudan yer alması sağlanacak. Ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı da desteklenecek deniyor. Emlak Bankası'nın yeniden faal hale getirileceği söyleniyor. Kamu topraklarının büyük kamu, büyük tarım işletmelerine tahsisinden bahsediyorlar. Sendikalaşmanın önündeki engellerin aşılmasından bahsediyorlar. Aslında Türkiye'de bir siyasi partiyi konuşurken programını konuşmak pek adetimiz değil. Çünkü üzerinde de pek durulmuyor. Ya zaten siyasi partilerin kendileri programları üzerinde durulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı bir ara yoktu ortada yani. Sorduğumuz zaman var diyorlardı. Nerede diyorduk, o zaman çıkmıyor. Bir cümle söyleyebilirim. Eğer seçime odaklıysanız, hedefliyseniz, çünkü temsil demokraside siyasi partiler niye vardır? Temsil demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Seçim odaklıdır. Bu belediye seçimleridir, cumhurbaşkanıdır veya milletvekili seçimleridir. Somut önermelerinizi ortaya koyacaksınız. Bu seçim döneminde ekonomi açısından kazanabilecek, öne çıkacak olan kimdir derseniz, hani mecliste veya cumhurbaşkanında Köroğlu kim olacaksa odur. Yani o da şu: zenginden alıp fakire verme. Ve bunu, evet, da adaletli yapabilme. Yani örneğin, örnek veriyorum size. Orada millet onu görmek ister, onu anlamaz. Evet. Diyeceksiniz ki, kardeşim ben asgari ücretten vergiyi kaldırıyorum. Genç işsiz nüfusunu şu şekilde azaltıyorum. Var o. Bankada şu kadar mevduatı olandan... 5 yılda %8 işsizlik vaat ediyorlar. Yani bunları işte, bunları ama nasıl yapacağınızı, evet, ortaya koyuyor. Alıp bu şimdi bütün siyasi partiler için söylüyorum bunu. Sadece bir parti için söylemiyorum. Yani ben bu seçim döneminin, eğer millet neye oy vereceğini tam anlayabilirse, ben bakın tekrar ısrarla söylüyorum, yanlış anlamayın. Biz bir parlamenter sistem döneminden geldik, seçim belliydi. Şu anda öyle bir sistemle karşı karşıyayız ki aynı anda iki seçim birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanını oylayacağız ve garip bir şekilde Cumhurbaşkanı bu noktada hataya mı düştü? Yoksa özgüveni hakikaten çok fazla, çünkü %50+1 yerine örneğin şöyle bir sistem de kabul edilirdi. Tek derece bir defada en çok oy alan gitsin. Evet. Ha, bu bir meşruiyet tartışması mı ortaya çıkaracaktı? Bundan dolayı mı tercih etti? Bunun pek bir örneği zaten yok. Etti? Bir araya gidelim. Bak, de. Bu da ayrı bir konu. Çünkü işte bunları bence konuşup, peki, anlatabilmek lazım. Bir araya gidelim. Yalnız şunu vurgulamak lazım. Türkiye'de medyada siyasetçilerin kendisi de program, parti programını bir kenara bırakır. Biz o bunu dedi, siz ne diyorsunuz diye sorarız. Son derece güncel konuları sorarız, afaki sorularla sorarız. Parti programı bir kenarda kalır. O zaman da hocamın söyledikleri öne çıkar. Ne diyorsun kardeşim sen? Öyle mi? Millet araya gidelim. Bekler.
Programın adı Yakın Plan, adı üzerinde İyi Parti'ye eldeki verilerle yakından bakmaya çalışıyoruz, değerlendirmeler alıyoruz. Bu bölümde Süleyman Özışık'tan görüş alırken biraz programa baktım. Ben orada altını çizdiğim yerler var. Oradan hareket edeyim, birçoğunu söyleyeyim. Mesela din hizmetleri, burası enteresan. Diyanet işlerinin siyaset üstü olması olmazsa olmazımızdır diyorlar. Bütün mevzuatı gözden geçirmeyi vaat ediyorlar. Hangi meşref ve mezhepten olursa olsun bütün Müslümanlara hizmet etmek durumundadır diyorlar. Alevi kültürü tanımı yapıyorlar. Alevilik yap demiyorlar. Bir araştırma merkezi, bağımsız Alevilik araştırma merkezi kurmayı vaat ediyorlar. Bu mesela birisi. Ademi merkeziyetçi değil bu siyasi parti. Mülteci sorununda dikkatimi çeken bir cümle var. Türk toplumunun sosyo-kültürel kompozisyonunun değişmesi önlenecek. Değişik kesimlere çeşitli mesajlar var gerçekten. Mesela eğitime çok ağır yer vermişler. Önemli ama çağdaş Atatürkçü insan yetiştirme ifadesini kullanıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvet komutanlıkları Genelkurmay Başkanı'na, Genelkurmay Başkanlığı Başbakan'a bağlanacak diyorlar. Askeri yargıyı mevcut sistemin içerisinde istisas mahkemeleri olarak yeniden oluşturmak istiyorlar. Yeniden oluşturma demeyelim ama öyle bir kurmak istiyorlar. İstihbaratı dış istihbarat, iç istihbarat ayırmayı öneriyorlar. Hatta MIT'i tamamen dış istihbaratla meşgul olması gerektiğini söylüyorlar. Vaatleri aslında. Bir başka konu, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı vardı. Bu MIT'e devrildi de epey tartışma konusu oldu biliyorsunuz. Yeniden Genelkurmay'a verilecek diyorlar. Bunlar somut bazı öneriler. Ekonomik konulardan bahsettim. Bir konu var dikkat çekici. Dış politikada tırnak içinde Orta Doğulaşmaya son verilecek diyorlar Türkiye için. Şimdi bu eğer oryantalist yaklaşımsa bunun, yani oryantalist yaklaşım nedir? Batı emperyalizminin kültür boyutunda Orta Doğu'yu, Doğu'yu aşağılamadır oryantalizm. O çağrışımı yapıyorsa eğer bu bir dezavantaj olabilir. Ümmet siyaseti yapmak başka bir şey ama İslam dünyasına dönmek başka bir şey. Süleyman Düşük, özetledim. Bunları söylemek gerekiyordu. Buradan ne çıkardın veya senin dile getireceklerin? Şimdi Napolyon savaşı kaybettiğinde komutanları kağıt üzerinde demiş ki şuradan gitseydin, şöyle gelseydin bu savaşı kazanırdık. Napolyon demiş ki kağıt üzerinde olsaydı ben de öyle yapardım ama kağıt üzerinde olanla sahada olan öyle olmuyor demiş. Türkiye geçmiş dönemde bol vaatler duydu. Yani vaatler adına duymadığımız şey kalmadı. Şöyle bir hafızamı yokladığımda Cem Uzan'ın yaptığı vaatler aklıma geliyor. Mazot 1 TL olacak da bilmem üniversiteler şöyle olacak da falan. En son seçimde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bile işte bölgelere göre askerliği sahil beldelerinde falan yapma vaadinde. %7,5 aldı ve endişe yarattı aslında. Tabii. Cem Uzan'ın o çıkışı. Şimdi geçmişte iki anahtarlar işte bilmem asgari evet. Ücretlerin Sayın Haydarbaş 5000 lira olarak öneriyordu falan vaatler. Bir yere kadar sizi götürebilir ama ulaşmak istediğiniz hedefe götüremez. Yani bir süre sonra malum meselede olduğu gibi 3 mektup yazar, kendinizden sonrakini uyarırsınız ve arkanızı döner gidersiniz. Şimdi burada söylenenler güzel. Yani yapılması vaat edilen şeyler güzel. Ama bunların icraata dökülmesi konusunda çok yeterli bir şey yok. Ben Ersan Hoca'ya şunu söylesem, desem ki Ersan Hoca ben bu masanın üzerine çıkarıp 200 TL bırakacağım. Aha da cebimde kaynak. Ben bunu yapacağım. Kaynağı gösteririm. Ama ben Ersan Hoca'ya dönüp de Ersan Hoca ben sana 2 milyon TL'yi şimdi çıkarırım. Bak şu anda çıkarırım dediğimde Ersan Hoca der ki neyle yapıyorsun? Bana kaynağını söyle. Şimdi bu birinci sıkıntımız. Yani anlaşılan İyi Parti ve Sayın Meral Akşener siyaseti iki kulvar üzerinden götürecek. Bir mevcut iktidarı şeytanlaştırma, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör iması yapma, işte 28 Şubatçılara bu iktidarı başımıza siz bela ettiniz deme. İkincisi bol bol vaatler.
Ama bunlardan önce yapılması gereken şeyler var. Yani bir parti tüzüğünüzü açıklarsınız, bir yol haritanızı açıklarsınız. Dersiniz ki ekonomik anlamda ben şunları 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 yapacağım ama şu konuda da şu çalışmalarım var. Terör konusunda mesela ben dikkat ettim. Sayın Meral Akşener'in söylediği 3-5 cümle bile yok. Halbuki Güneydoğu meselesi şu anda terör... Onlar da Doğu ve Güneydoğu sorunu diye adlandırıyorlar. Kürt sorunu ifadesi yok, terör sorunu ifadesi yok. Ama yani bu iş böyle çözülmüyor. 40 senedir biz bunu gördük. Güneydoğu sorunu deyip geçiştirmekle bu iş çözülmüyor. Yani orada uygulamaya koyacağınız bir yeni formül var mı? İnsanların ya bu formülle çözülebilir diyeceği bir hikayeniz var mı? Recep Tayyip Erdoğan çıktı, çözüm süreci dedi. Oldu olmadı, bu ayrı bir şeydir ama ortaya bir şey koydu. Şimdi Güneydoğu sorunu dediğinizde bu olmuyor. İki, Türkiye şu anda bütün televizyon kanallarında ben bunu söylüyorum Oğuz Hocam. Dünyada 3 terör örgütünün aynı anda saldırdığı başka bir ülke yok, Türkiye. Ulusal güvenlik sıkıntımız var. Bugün Meral Akşener'i dinliyorum. Neredeyse bu konuya hiç girmeyecek. Hani neredeyse. Vurguluyor ama üstün körü bir şekilde geçiyor. FETÖ konusu bu ülkenin 40 yıllık sorunu ama FETÖ ile ilgili bir cümle var. Konuşmasının tamamı, diğer hataların tamamı mevcut 14 programda yıllık. Programda ağırlıklı var. Yani o araya gireyim. Konuşmasında işte evet. FETÖ sorununun aslında son 14 yıldaki icraatlarının tamamen AK Parti'nin hatası olduğunu söylüyor. Geride kaldı. Kendisinin de iktidarda bir bakan olduğu dönemdeki FETÖ yapılanması ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. İki, evet hep şunu söylüyoruz. 15 yıldır AK Partililer de bunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Diyor ki bizim iyi bir muhalefet partisine ihtiyacımız var. Hakikaten bu doğru. Yani 7 Haziran döneminde CHP'nin halka yönelik İyi muhalefet yapması AK Parti'yi 1 Kasım'da AK Parti'nin aklının başına gelmesine neden oldu. Asgari ücretin şey yapılması başta olmak üzere. Oya da tahvil etti. Evet. Şimdi bu anlamda iyi bir muhalefet partisine en çok AK Parti'nin ihtiyacı var, milletin ihtiyacı var. Ben yeni bir partinin ortaya çıkmasından dolayı sevinçliyim. Şundan dolayı mutlak güç... Zaman zaman siyasi partileri güç bende algısıyla şımarıklaştırabiliyor. Yani bu AK Parti açısından yeni bir rakibim var. Biraz daha iddialı bir rakibim var. Ben daha iyi hizmetler yapmak zorundayım. Yolunda AK Parti'yi zorlayabilir. Ama bu sadece ismen olmamalı. Yani Sayın Meral Akşener'in ismiyle ve kuru vaatlerle bu iş götürülmemeli, konuşulmamalı diye düşünüyorum. Ekonomi ve güvenlik konularında bizim biraz daha galiba sabırlı olmamız lazım. Yani bu partinin bize önereceği herhalde bir yol haritası olmalı Ersan Hocam. Evet. Yani ekonomi konusunda biz şu önerilerde bulunuyoruz ama... Nerelerden yani, kaynakları bulacak ve nerelere tabii harcayacak? Tabii yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim adım Kemal ben parayı bulurum demesi gibi bir kuru vaatte olmaması lazım. O vaatlerin kaynağının Peki. olması lazım. Bir sıkıntı Ersan Hocam söyledi. Siyasette yeni isimler, evet İyi Parti'de yeni isimler var ama bir yandan da incitmek, kırmak istemem ama siyasetten çoğunlukla millet tarafından siyasetten kovulmuş isimlerin de toplandığı bir parti havası veriyor. Her kesimden insanın, her kesimden. Her partiden dışlanmış kişilerin olduğu bir şey. İlk bölümde bir şey söylemiştim. Demiştim ki Sayın Meral Akşener yurtta sulh, cihanda sulh söylemini bu millete çok iyi anlatmalı. Buna bir ekleme daha yapayım. Yani bu partinin içinde bizzat şu anda kurucuları arasında yer alan bir isim. Bu partiye geçmeden önce bu parti FETÖ'nün talimatıyla kuruldu diyerek Meral Akşener'i bizzat FETÖ'cülükle itham etmişti. Katılmıyorum ama bu isimlerin de bunlara açıklık getirmesi lazım. Niye? Toplumu ikna etmeden ilerleyemezsiniz. Peki. Yani yurtta sulh, cihanda sulh pek çok kişinin söyleyebileceği bir şey. Atatürk'ün sözü öncesinden ama eğer öyle bir algı oluştuysa bunu da vurgularsanız o ayrı. Süleyman Bey biraz tabii
basın mensubu olmanın verdiği incelikleri de kullanarak vuruyor ama neticede bu FETÖ iddiası gündeme geldiğinde de söyledim ben. İddianızı ortaya koyarsınız ama bunu somut delillerle kanıtlamanız gerekir. Çünkü hakikaten zor ve sıkı bir iddia bu. Çünkü bunu arkasında duramadığınız zaman sadece Türkiye'de milletimiz mağduru sever. Evet. Eğer hocam şu yanlış. Ben onu söylemiyorum. Yani bu daha önce de bazı yerlerde duyduk bunu. Çok bunlar gündeme getirildi. Çok özür dileyerek şunu söyleyeceğim. Az önce yayın arasında da söyledim. Sanmıyorum mu dedin yoksa inanmıyorum. Onu söylüyor zaten. İnanmıyorum dedim. Öyle bir nüans önemli. Evet. Meral Akşener'in, Sayın Meral Akşener'in parti kurma hazırlığında Sayın Meral Akşener'le ilgili FETÖ'cüdür tutuklanacak söylemleri Fısıltı Gazetesi şeklinde çok dolaştırıldı. Ben bugüne kadar katıldığım bütün televizyon programlarında şunu söyledim. Ben Sayın Meral Akşener'in bir FETÖ'cü olduğuna inanmıyorum. Ama FETÖ'nün AK Parti'ye iyi bir, ciddi bir rakip çıkarması adına Meral Akşener'in desteklediği de hepimizin malumu. Yani CHP'yi desteklediği gibi, diğer partileri desteklediği gibi, hatta HDP'yi desteklediği gibi Meral Akşener'i de destekliyor. Ben şunu söylüyorum. Ben şehir şehir dolaşan bir gazeteciyim. İnsanlar gittiğim konferanslarda şu ikinci sıkıntıyı Meral Akşener'in bizi ikna etmesi adına bu iki konuya açıklık getirmesi gerekiyor diyor. Kaldı ki kendi partisindeki bir isim bundan birkaç ay önce bunu söylüyorsa Sayın Meral Akşener'in o zaman dönüp kendi partisinde kurucu olan adama bu lafı sen söyledin hadi çık açıkla demesi lazım. Ankara'ya bir gideyim. İki cümle söyleyeceğim. Çünkü konu mecrandan daha sonra değişirse mümkün olmaz. Birincisi 17-25 Aralık öncesinde ve sonrasında 15 Temmuz'dan önce herkes bir takım lakırdılar söyledi. O dönemin mağdurları dendi, bunların arkasında durmak gerekir, sapla saman, affedersiniz karışmasın, elmayla armudu karıştırmayalım. Doğru, bunu bugün de söylüyoruz biz. Hı hı. Yani hukukun önemine işaret ediyoruz. Ve şu anda siyaseten de tarafların birbirlerini eleştirisini anlıyorum. Benim söylediğim şuydu, hukuken bir hukukçu olarak iddiayı ortaya getirdiğinizde bunu tabii belgeleyip kanıtlarıyla ortaya koymanız lazım. Bunun adına. Çünkü ceza sorumluluğu şahsi. Yani bir siyasi partide çıkabilir. Kurucular kurulunuzda olabilir. Geçmişiyle ilgili de sorun olabilir. Ama bunları tabii elemek, belirlemek, tespit etmek, iddialar ortaya geldikçe o partinin işidir. Doğru. Ama bundan dolayı o şahsa sorumluluk yüklemek mümkün değil. Ben hukuk adına da şunu söylüyorum. Partinin hukuk programında bu parti veya diğeri. Evet. İlerleyebilmesi, yaşayabilmesi adalet noktasında hukukun bilinen 26 evrensel ilke ve esası vardır. Bununla alakalı kanunları koymada, düzenlemede ve özellikle de tatbikatta neler yapabileceğinizi somutlaştırdığınızda, o önermeleri ortaya getirdiğinizde bu, daha iyi değerlendirmeler yapılabilir. Bu belgenin aslında kamuoyu nezdinde daha da ayrıntılandırılması, akılda kalıcı bir şekilde oraya aktarılması gerekiyor. Hilmi Bey, size dönerken iki soru var ama mutlaka biriktirdikleriniz de olmuştur belki. Bir, AK Parti için ciddi bir muhalefet, burada söyleneni aktarıyorum sadece, ciddi bir muhalefet partisi olmak beklentisi açısından İyi Parti'nin konumu. İki, FETÖ şüphesi öne çıkar mı ileride? Böyle bir şey yeniden gündeme gelir mi? Yazılıp çiziliyor, konuşuluyor. Şüphesi. Burada inanmıyorum dediğini de Süleyman Özışık'ın hatırlatmam lazım. Evet. Öncelikle söyleyemediğim bir iki, daha doğrusu Ersan Hoca'nın ve Süleyman Bey'in söylediklerinden sonra benim de söylemek istediğim bazı hususlar var. Mülteciler ya da göçmenler, sığınmacılar adına ne dersek artık, bu konuda yapılan çok hoş olmayan bir tanım lamayla karşı karşıyayız. Evet. Yani Ersan Hoca bir hukukçu, sanırım ceza hukukçusu şeyini
iyi bilir. İnsan hakları ve benzeri gibi konularda bu söylemlerin oldukça sıkıntılı bir söylem olduğunu, sosyokültürler kompozisyon ne demek? Yani neye göre sosyokültürler kompozisyonu bunlar bu mülteciler, sığınmacılar bozuyor. Bu tamamen şöyle sıkıntılı, ötekileştirici, insanları ötekileştirici bir durum. Aleviler ilgili, Alevi kültürüyle ilgili söylemiş olduğu tanımlamalar her ne kadar kuşatıcıysa ve olması gerekiyorsa buradaki de birazcık hatta ırkçılığa varan bir yaklaşımı görebiliyoruz. Yani burada demokrasiden, insan haklarından bu kadar vurgu yapan bir partinin bu noktalardaki şeyleri, söylemleri bence gayet sıkıntılı. Bu noktada tabii ki bu konuda böyle düşünenler var kamuoyunda. Bunları kucaklayabilirler. Ancak birçok şeyin de vatandaşın da bu sığınmacıların akrabaları olduğunu, her şeyden öte insan olarak bizim toplumsal olarak genlerimizden gelen bundan bir asır önce buraya göçmen olarak gelmiş olan insanların bunlara karşı duruşları efendim ya da bir şekilde empati yapmaları gerektiğinde şeyini teslim etmek gerekir ki bu söylemlerin kimin tarafından söylendiği, kimin tarafından kaleme alındığında dikkate almak gerekir. Muhtemelen bu insanlar da bir asır önce ya da daha kısa bir süre önce bir yerlerden göçle bu ülkenin topraklarına gelmişlerdir. Bu önemli. Bunun dışında şeyle ilgili yani iyi bir muhalefet olur, İyi Parti iyi bir muhalefet belki bu noktada yakalayabilir mi? Olabilir ama şu anki benim gördüğüm siyaseti gözlemleyen, izleyen birisi olarak gördüğüm haliyle burada AK Parti'ye, iktidar partisine alternatif bir yapı maalesef yok. AK Parti'nin muhalefeti nereden olacak derseniz AK Parti'nin muhalefeti kendi içerisinden çıkacak gibi gözüküyor. Bu noktada da birilerinin bir takım çalışmaları çok uzun süreden beri var. Bu isimler kamuoyunda çokça konuşuluyor. Yeni bir tartışma konusu şu aşamada açmak çok doğru değil belki ama bunlar yazılıyor, çiziliyor ve bu isimlerin de uzun zamandan beri çeşitli raporlar hazırladıkları ya da bu partinin kurucular kurulunda olmasını beklediğimiz bazı isimlerin olmamış olması orada yeni AK Parti içerisinde daha önce siyaset yapmış birilerinin kenarda acaba bize de bir şey çıkar mı, tekrar siyasete girebilir miyiz gibi bir beklenti içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Tabii AK Parti'nin birçok yapmış olduğu hatalar, efendim söylemler, ÖTV'yi %40'a çıkarıp sonra tekrar geri indirmeler, işte TEOG'la ilgili Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama ve Milli Eğitim Bakanı'nın bu noktada herhangi bir şey hemen bu talimatı yerine getirme çabası ve benzeri gibi şeyler, olaylar, politikalar sıkıntı veriyor. Şeyle ilgili, mağduriyetle ilgili bir şey de söylemişti Sayın Şen. Bir mağduriyet yaratılma durumu olabilir mi? Yani bir mağduriyet oluşursa tabii ki olabilir. Yani Meral Akşener'e dokunulmak isteseydi şimdiye kadar bir şekilde birçok iddia vardı. Sayın Gökçe'nin de yanılmıyorsam iddia ettiği, evinin önünde yakıldığı, yanlış hatırlıyor olabilirim Gökçe'nin o iddiasını, Gökçe'nin söyleyip söylemediği ama bir takım evrakların yakıldığını falan gibi bir takım söylemler vardı. Oradan bir şeyler yapılabilirdi. Osman Kavala ile ilişkilendirilen bir takım hadiseler var. 17-25'ten sonra polislerle ilgili yapmış olduğu açıklama var ama asıl bir PR aracı olarak bir mağduriyet oluşturma ki MHP'de belki bir mağduriyetleri gerçekten oluşmuştur ama daha sonra parti toplantılarında oteller izin vermiyor. Önce anlaşma yapıp sonra
işte bu anlaşmaları geri bozuyorlar gibi bir takım söylemler var. Belki o otel sahipleri bunu yapmış olabilir, ancak bunun isteyen gidip sorabilir, gazetecisiniz, siz de sorabilirsiniz. İçişleri Bakanı bu konuda herhangi bir şey olup olmadığı noktasında bir şeyi söyleyebilir, yani olup olmadığını söyleyebilir. Ailecek tatile giderken herhangi bir şekilde şeyde ailecek tatile giderken rezervasyon yapmak istemişler, o karşı tarafta farklı algılanmış, onun bile kabul edilmediğini söyledi Meral Hanım. Yani bundan bir mağduriyet yok tabii. Yani ben bunların birazcık yine PR aracı olarak kullanılan şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu mağduriyetle otel şeyiyle ilgili söylenen şey bizzat ilgilisinden duyduğum cevap yani. Ama salon sorun işte olmuş anlaşılan. Herhangi bir otel. Evet. Ya bir iki yerde salon problem olmuş, ancak tüm illerde böyle salon problem olmuş gibi bir durum yok. Yakinen evet. Bu hareketin çıkış noktasını bilip takip eden birisi olarak özellikle MHP, Ülkücü Camia, işte yeni bir parti kuruluşu haliyle araştırmacı olduğumuz için ilgimizi çekiyor ve orada da tanıdığımız bir sürü insan var. Ya da o şeyi, hareketi takip edenler gelip şöyle oldu, böyle oldu, evet. Ya da buradan bir şey çıkar mı? Burada siyaset yapabilir miyiz? Gelecek vaat ediyor mu diye her gün onlarca telefon alıyoruz. Dolayısıyla bir şekilde bilgi akışı oluyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sonuç itibariyle... Evet. Buyurun. Peki. Bir cümle alayım. Yani sonuç dediniz elbette. Araya gideceğim. Yani sonuç itibariyle buradaki şeyin FETÖ irtibatlandırılması ya da FETÖ iltisakı, bu konuyla ilgili elimizde herhangi bir şekilde Süleyman Bey'in dediği gibi bir veri yok. Var mı yok mu? Ancak bunu kamuoyu karar verecek ya da kolluk kuvvetlerinin, adalet savcılarının elinde herhangi bir şey var mı, olmuş olsaydı şimdiye kadar harekete geçerlerdi. O ayrı bir konu. Ancak kamuoyunda da ciddi bir soru işaretinin olduğu, bunların giderilmesi gerektiği de muhakkak ki ciddi anlamda iktidar alternatifi olabilsinler. Siyasette yani ekonomiyle ilgili sıkıntıların ortadan kaldırılması, bir refah vaat edilmesi ne kadar şeyse, elzemse, ancak FETÖ dışında bir yapının FETÖ'ye karşı duruşunda temel bir şey olduğunda söylemek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aranın ardından belediye başkanları konusuna geçiyoruz. Zaten İyi Parti konusu eğer kendisine bağlı, kamuoyu önünde gündemde olma başarısını gösterirse daha çok konuşulur. Ve yakın planda istifaları istenen belediye başkanları konusu. Özetlemek gerekmiyor aslında ama hala gündemden düşmüş değil. Melih Gökçek nasıl ayrılacak? Bu merakla bekleniyor. Cumartesi günü olacak bu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Balıkesir Belediye Başkanı istifa etmedi. Direniyor mu? Yoksa istifa edecek mi? Veya hala bekliyor mu? O konuda bir soru işareti var. Bu konuya Süleyman Özışık'la başlayalım. Çünkü epey de ilgilendiği bir alan. Bir, bıraktığı tortu AK Parti'ye zarar verdi mi bu süreç? Verdi, vermeye devam ediyor. Kamuoyunda şöyle bir soru AK Parti tabanında sorulmaya başlandı. Neden şimdi ve neden bu yöntem seçildi? Doğrusunu isterseniz başka yöntemleri de vardı bu işin. Hukukçular, eminim ki Ersan Bey birazdan söyleyecektir, bu işe hukuki anlamda bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar ama Cumhurbaşkanı'nın şu sözünden yola çıkarak aslında Cumhurbaşkanı'nın bu mesajı çok önceden verdiğini, hatta son haftalarda bile verdiğini söylemek mümkün. Dikkat ederseniz görevden alınan belediye başkanları Düzce Belediye Başkanı hariç
genelde belli bir yaşın istifası istenenler belli bir yaşın üstünde bir gençleştirme operasyonu var. Nitekim Cumhurbaşkanı da Melih Gökçek istifasını açıkladıktan sonra yayınladığı mesajda gençleşme konusuna bayağı ciddi bir vurgu yaptı. Evet. Şimdi AK Parti son 17 yıldır Türkiye'de siyaseti domino eden, Recep Tayyip Erdoğan da siyasetin bütün taşlarını yerinden oynatan bir lider. Ve herhalde bu sözü hak ediyordur. Dünyada hiç kimsenin öngöremediği, ne yaptığını öngöremediği bir lider. Mutlaka bununla ilgili bir planı vardır. Yoksa bu kadar böyle satırla araya girmiş gibi istifaları istemez. Bir konuyu hatırlatayım, boynumun borcu. Yine böyle yan yanaydık. Aylar önce bu konuyu sen söyledin. 15 Temmuz'dan hemen sonraydı evet. Galiba. O dönemde de alınacak belediye başkanlarını burada sizinle konuşmuştuk. Evet. Şimdi aslında kamuoyunda yanlış bir tartışma var. Yani mutlaka bir kişiyi bir yere yamamaya çalışıyoruz. Bu FETÖ'den mi alındı, bu hırsızlıktan mı alındı, bu yolsuzluktan mı alındı diye üç konu üzerinde şey yapıyoruz ama Cumhurbaşkanı'nın hakikaten üzerinde en çok durduğu mesele metal yorgunluk. Yaş. Evet. Yani oralardan az oy çıkması, özellikle referandumda falan. O kıstaslardan birisi. Mesela şöyle söyleyeyim, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde referandum ve seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı olduğu söyleniyor ama İstatistiklere vurduğunuzda aslında İstanbul'da Ankara'dan daha başarısız olduğunu ortaya koyuyor istatistikler. Referandumda %53 çıktı, niye onu alıyor deniyor. Ama halbuki MHP ile AK Parti'nin toplamında Bursa %70, İstanbul %55-56'yı buluyor. Ama %70'e %53 almış Bursa. Kaldı ki Bursa milliyetçi ve AK Parti anlamında çok ağırlıklı bir yer. Şimdi bu istifalar konusunda aslında şöyle devam etmek daha doğru olur. Hangi belediye başkanının istifası niye istendi sorusu soruluyor. Ben bunu geçenlerde de bir yazımda dile getirdim. Sayın Melih Gökçek'in son dönemlerde Cumhurbaşkanı tarafından tasvip edilmeyen ve bir yere not edilen belli başlı buna hata da diyebiliriz. Başka bir isim de koyabiliriz. Belli hataları oldu. Örnek vereyim, Sayın Bülent Arınç'la girdiği parsel parsel verdiler sözü AK Parti'nin sırtında bir kambur olarak kaldı ve partiye çok zarar verdi. Hala herkesin dilinde o söz var. Yani hangi muhalif çıkarsa çıksın parsel parsel veren siz değil misiniz tarzında bazı şeyler söylüyor. O Melih Gökçek'in hanesine eksi olarak yazılan birinci neden buydu. İkincisi, oğlu Osman Gökçek üzerinden onun Ankara Ticaret Odası ondan önce milletvekili olması için belli bir çaba göstermesi parti genel merkezinde ciddi bir rahatsızlığa neden olmuştu. Cumhurbaşkanı tarafından da ciddi bir rahatsızlık duyuldu bundan dolayı. Üçüncüsü, Cumhurbaşkanı'nın hep söylediği bir şey var. Artık sistem değişti, 50+1. Yani 50 de yetmiyor, 50'nin üzerinde bir kişinin dahi oyu benim için çok önemlidir diyor. Sayın Melih Gökçek'in son dönemlerde Twitter üzerinden yaptığı mesajlarda hani Sayın Cumhurbaşkanı'na sempati duyan, Cumhurbaşkanı'na mail eden, CHP'den, başka partilerden bazı seçmenler olsa dahi Melih Gökçek'in o çok agresif tweetleri nedeniyle o bir türlü yanaşmayan, antipati duymaya başlayan kesimler oluyordu. Kaldı ki tekzip edilmeyen bir şeydir. Sayın Melih Gökçek'e Twitter'ı başıboş kullanma diye de birkaç kez uyarıda bulunmuş. Ve söylediğim gibi yaşı. Yani içeride de konuştuk, ben 47 yaşına giriyorum. Çocuktum, Melih Gökçek siyasetin içindeydi. Yani Ankara'da başarılı olmadı ama hakikaten iyi başarıları oldu. Ankaralıların büyük kesimi Ankara'yı Ankara yaptı diyor. Ama bir başkenti eğer idare ediyorsanız, bence 23, 25, 30 yıl çok fazla bir süreç. Bütün ince detaylarına kadar biliyorsunuz ve şehrin hakimiyeti neredeyse elinize geçiyor. Bu bir sıkıntı. Bütün bunlardan dolayı Sayın Melih Gökçek'in yerine yeni bir isimle gidilmesi konuşuldu. Balıkesir'le ilgili şunu söyleyebilirim. Direniyor mu diye sordunuz. Balıkesir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun dönemdir dava arkadaşı.
Balıkesir'de AK Parti'yi kuran kurucu il başkanı, bir dönem AK Parti'nin mali işlerinden sorumlu olan kişi, kasasını elinde tutmuş ve bugün hala AK Partililerin ya ne de cimri adamdı. Bir kişiye bir kuruş fazladan haksız yere bir para koklatmazdı dediği birisi. Bursa, Balıkesir'de de bu tarzını devam ettirdi ama Balıkesir, ben Balıkesir'i tabiri caizse avucumun içi gibi biliyorum. Balıkesir'de parti içi çok çekişme var. Ve Edip Uğur da tarzı farklı bir insan. Sert. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de ve dünyada partisiyle ilgili bir nasıl bir kavga veriyorsa o da Balıkesir'de aynı kavgayı verdi. Peki. Ama AK Parti'de şöyle bir kural var. Kavga eden kim olursa olsun istenmiyor. Edip Uğur'la ilgili son olarak şunu söyleyebilirim. Geleceğim tekrar ama evet. Direnme diye bir şey yok. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve parti genel merkezinin gıyabında kendisine söylenen bazı şeyler var. Bunu açıklamam doğru olmaz ama bu kendisi tarafından hem çok öfkeyle karşılanıyor hem de çok kırılmış buna. Bununla ilgili sanırım Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle tekrar bir görüşmesi gibi bir... istifa talebinin dile getirilişinin... Ama aslında bir direniş yok. Evet. Melik Öztekin'le ilgili de şunu herhangi bir açıklama yapacak mı demişsiniz. Bu akşam meclis üyeleriyle vedalaşmış. Evet, veda süreci. Benim bu dava bütün İslam'ın davasıdır demiş ve Cumhurbaşkanı ile ters düşmeye asla niyetim yok demiş. Kaldı ki Oğuz Bey, bu belediye başkanlarının alınması bu yolun sonuna geldikleri anlamına gelmez. Fakı Baba olayında, hatta Hayati Yazıcı olayında gördüğümüz bir örnek vardı. Siyasi hayatları bitti dediğimiz insanlar geldi bakan oldu, ikinci başkan oldu. Yani yarın Melih Gökçekleri, Edip Uğurları buralarda görürsek ki, hiç de şaşırmayalım. Ki Fakı Baba'nın o zaman Recep Tayyip Erdoğan'la çatışma demeyeceğim ama siyaseten karşılıklı polemiği de... Balıkesir'le Şanlıurfa'nın hikayesi birbirine çok benziyor. Ben bir yazımda söyledim. Edip Uğur'dan bir Fakı Baba çıkabilir. Peki. Şimdi Hilmi Bey'den devam edelim. Ondan sonra da kendisini uğurlayalım. Yalnız orada Ankara konuklarımıza genellikle böyle yapıyoruz. Sonra Ersan Hoca'dan görüşlerini alacağız. Araştırmacı kimliğinize yönelik olarak sorarsak... Bu uzayan sürecin belediye başkanlarının istifaya yönlendirilmeleri, sonra istifa etmelerinin istenmeleri seçmen tabanında nasıl bir etki yarattı, ne dersiniz? Var mı elinizde veri veya tecrübeleriniz ne söylüyor? Yani bununla ilgili bir araştırmamız, bir veri yok. Ancak bir gözlem var, birçok şeyde kesimle yaptığımız gözlem. Kimisi diyor biz oyumuzla seçtik bu belediye başkanlarını. Neden şimdi görevden el çektiriliyor, istifası isteniyor? Ancak ciddi anlamda özellikle Ankara'da yaşıyoruz. Ankara için bunu daha net gözlemliyorum. Büyük bir kabul görmüş bir noktanın da olduğunu söyleyebiliriz. Yani belediye başkanlarına baktığımız zaman aslına bakarsanız birçoğunun temel problemi ya kendileri ya oğulları ya damatları, bunlar üzerinden oluşturulan ilişkiler ağının ciddi bir yansıması olduğunu görüyoruz. Yani FETÖ iltisakları, ilişkileri nedir, ne düzeydedir? Bunlar da ayrı bir konu. Sadece yaşlılık ya da buna benzer gençleştirme operasyonları değil. Zaten İstanbul'da şu an belediye başkanlığına seçilmiş olan kişinin ben 2018'de 2019'da ki bir erken seçim bekliyorum ben anayasa değişikliğinde Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamadan sonra da belki olabilir. Ona da ihtiyaç olmadan da anayasa değişikliği yapılabilir ama ben bir erken seçim
olabilme ihtimalinin ciddi anlamda olduğunu bir yıldır söylüyorum. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra kaldı ki yani AK Parti siyaseti içerisinde özellikle 17-25'ten sonraki 2011'den sonra bile vardı FETÖ ile iltisakı olan işbirliği olanlar mümkün olduğunca listelere koyulmamaya çalışıyordu. 17-25'te de birçoğuyla ilgili ondan sonraki 2015 seçimlerinde istihbari çalışmalar yapıldı, çevresine bakıldı. Ancak bunları yapan insanların da birçoğunun FETÖ ile iltisakları ya da FETÖ'cü olmaları hasebiyle bu çalışmaların çoğu boşa gitti. Adayların belirlenmesi noktasında da bu sorgulanıyor. Neden aday gösterildi o halde diye. Gökçe'ye bakacak olursak Gökçek iki dönem Karayalçın'la karşı karşıya adaylık yarışında bulundu. Sonraki iki dönemde Sayın Mansur Yavaş'la rakip olarak seçim mücadelesi verdi. Dolayısıyla Gökçek karşıtlığı üzerinden AK Parti'ye ciddi bir şey oluşmaya başladı. Ankara üzerinden nefret ya da Gökçek olmasın da kim olursa olsun ki AK Parti genel merkezinden birçok insan bir daha Gökçek'e oy vermem diye yemin etmiş olanlar 17-25 sürecinden sonra işte Cumhurbaşkanı'nın duruşundan dolayı oy verenler ciddi anlamda varlar idi. Balıkesir Belediye Başkanı yarın başka bir noktada olur mu olmaz mı bilmiyorum ama genel olarak insan ilişkilerinin sorunlu olduğunu, oradaki görev yapan ekibiyle, oradaki yöneticilerle, merkezi idareye bağlı yöneticilerle de geçim sıkıntısının olduğunu, ilişkilerin problemli olduğunu duyuyoruz, gözlemliyoruz. Sonuç itibariyle büyük oranda bu sürecin olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Daha doğrusu yönetiş şeklinde bir takım şeyler var. Yani PR anlamında AK Parti bunu çok iyi yönetebilmiş midir? Bence bu noktada sıkıntı var. Kamuoyunda çok paylaşılmadan başka şekilde devam edebilirdi, yürütülebilirdi. Ancak bu biraz soru işaretlerinin kalınlaşmasına, uzun süre kalmasına sebep oldu. Diğer taraftan da bu istifa edecek belediye başkanlarının sayısının 22 olduğunu söylüyorlar. Ancak ben daha da fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki, sanırım. Peki onu Süleyman'a da sorarız. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sizi uğurlayabiliriz. Kalan ben sürede Ersan Hoca'dan sağ olun efendim. Çok özür dilerim. Bu 22 belediye başkanı 22 değil, dedi, 22 il başkanı şu ana kadar. Gelecek mi diye bir sorun vardı. 22 il başkanı şu ana kadar değişti. İl ilçe başkanları değiştirildi. Belediye Ersan Hoca'nın hakkına girmeyeyim. Belediye başkanları için de alınacaklar var. Bu iş... Alınacak önce bir istifaya yönlendirecek. İstifa diyelim. Bir ayrıntıya dikkat çekeyim. Yani bunun hukuki olup olmadığı çok konuşuluyor ama Bursa ile ilgili yaklaşık 80 bin son bir ay içinde 80 bin şikayet gitmiş CİMER ve BİMER'e. Yani vatandaş da artık şuraya kadar geldi diyor. Bu da başka bir şey. Peki. Birazdan eğer söz bana gelirse... bundan sonra ne olacak? İstifa edecekler var mı yok mu? İş nereye kadar gider? Milletvekilleri... Çok kısa bir alabilir miyim? Ondan sonra az 3-4 dakikamız kaldı. Yani şunu söyleyebilirim. Bu rakamın ben 20'nin çok üzerinde olacağını düşünüyorum. Sadece İstanbul'da şu anda 7-8 belediye başkanı şu anda artık durum tebliğ edildi. Evet. İlçe belediye başkanlarına durum tebliğ edildi. Cumhurbaşkanına soruldu böyle bir şey var mı? Yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Bu aynı cümleyi oldu. Melih Gökçek için de kullanmıştı. Peki. İstanbul'da 7-8 tane var ama Türkiye genelinde ben bu rakamın hayal bile edemeyeceğimiz bir noktaya ulaşmasını bekliyorum. Bir yenilik hareketi var. Yani peki. AK Parti kendini sıfırdan yeniliyor. Ersan Hocam soru sormayayım de. Tamam. Şimdi ben bir defa tabii üzerinden konuşmak durumundayım.
Anayasanın 127. maddesi mahalli idareler, ki onun ne şekilde seçiminin yapılacağını da Anayasa 67. maddeye bağlamış durumda. Bu seçimin önümüzdeki zaman diliminde anayasa değişikliğine gidilme ihtimali zayıf olmadığı takdirde Mart 2019 tarihinde olacağı durumda, bu sizin görevden almalar değil de istifaya zorlanma olarak tanımlayabileceğimiz, belki siyasi tasfiye, parti içi mesele gibi gördüğümüz bu hususatın nevi şahsına münhasır olduğu, belki olağanüstülükle açıklanabileceği, hani seçimde başarıya odaklanma şeklinde. Daha önce zaten Türk demokrasi yok, tarihinde böyle bir yok. Yani şimdi bunun hukuken seçim hukukuyla, milletin iradesiyle, siyasetçinin deyimle, Sayın Cumhurbaşkanı da çok kullanıyor, milli irade diyor da, ben milletin iradesiyle bunu açıklamak mümkün değil. Yani bunu bir parti için mesele diyerek işin içinden çıkamazsınız. Anladığım kadarıyla, söylenmiyor ama benim gözlediğim, alınmak istenenler demeyelim de hani istifa edenler, istifaya zorlananlar belki bir izzet-i nefis meselesi de yapmış olabilirler. Çünkü bu dönemde bu şekilde istifaya zorlanmanın sadece gençleşme, çünkü 1,5 yıl var önümüzde ve gördüğüm o 3 figür ve diğerleri de en azından şu anda bulundukları sıhhatleri, konumları itibariyle görevlerini devam ettirebilme istek, hevesinde ve azmindeler. Yani ilk aşamada, ilk tertipte evet tamam bizden bu isteniyorsa, bizi Merkez Ankara'ya çağırıyorsa veya başka bir görev tevdi ediyorsa bunu bu şekilde değerlendirebiliriz demediler. Burada önemli olan husus şu, anayasanın 127. maddesinin bir seçilmişi, mahalli idarenin başında olan bir kişiyi nasıl görevden uzaklaştırabileceğinize dair hükmü var. Dolayısıyla ben meseleyi biraz, tabii seçim odaklı, yenileşme ama itham etmiyorum, isimli konuşamayacağım, bir arınma gibi ise tabii bu insanlar şu anda töhmet altında kalıyorlar. Öyle ya da böyle. Ha, devamında nasıl gelir? Çünkü neden o 3 kişi veya neden o 10 kişi, neden diğerleri değil, neden örneğin hakikaten bir anayasa değişikliği yapılmak suretiyle unutuldu veyahut da o şekilde değerlendirildi, daha erken bir zamanda mahalli idareler seçimlerini yapmak suretiyle bu gerçekleştirilmiyor. İşte peki, bu yine isimlendirmeyeceğim, siyasette arınma olarak bir siyasi partinin ben kendimde hata görüyorum, bu noktada da arınmaya gidiyorumu belki seçmenine göstermek. Yani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu özelliği var, siyasette de devam ediyor. Çünkü son anayasa değişikliğiyle, son cümle söyleyeceğim, bir karar alıyor, onu tatbik etme noktasında da istisna koymamaya gayret ediyor. Ama bu defa zorlandığı aşikar. Çünkü karşısında bulunan insanlar bir şekilde seçilmişler ve anladığım kadarıyla o daveti hemen kabul etmediler. Bu bir zorluk ortaya çıkardı. Ama hukuk üzerinden açıkladığınızda, seçim hukuku, efendim milletin iradesi üzerinden açıkladığımızda sorunlu bir alan olarak gözüküyor. Olağanüstü halin devam ettiği dönemde, işte 15 Temmuz sürecinde, sonrasında yine bireysel kimseyi itham etmeden şunu söylüyorum. Her siyasi parti, peki, özellikle de iktidar partisi anladığım kadarıyla bu arınma meselesini ciddiye almak suretiyle yapma gayretini, ama fazla da zarar görmeden bir çaba gösteriyor, öyle gözüküyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Ersan Şen'e ve Süleyman Özışık'a da, gıyabında Hilmi Daşdemir'e de. Böylelikle bitirdik diyoruz. Birazdan Simge Fıstıkoğlu gece bülteniyle karşınızda olacak.